Merhaba magazin severler. Bugün 30 Ocak Cumartesi. Geldik ayın son iki gününe. Koca bir ay daha geride kaldı. Sizlere bu videomuzda dünün yani 29 Aralık, 29 Ocak gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Malum bildiğiniz gibi bu haberleri sizler magazinkolik.com sitesine girerek detaylarıyla okuyabilir, fragmanlarını ve videolarını seyredebilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan ben haberlerimize geçelim. Dünün en çok okunan haberi Esra Erol'da programındaki Mevla'nın iç Burkan hikayesiydi. Okurlarımız sizler bunu en çok okunan haber haline getirdiniz. En çok okunan ikinci haber ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kübra Par ile yaptığı bir röportajda ettiği cümleler idi. Karşılıklı bir polemik başladı. Kübra Par da Rasim Ozan Kütahyalı'ya şunları söylüyor. Sen şimdi Boşnaklardan sonra sıra Erzincanlılara mı geldi diyor. Çünkü onun Erzincanlı olduğunu iddia edip oradan yürümüştü Rasim Ozan Kütahyalı. Dünün flash haberi başlığıyla göreceğiniz haber Demet Akalın İstanbul metrosu diyerek bir video paylaşmış ve bu ne kalabalık, bizler çalışamazken, restoranlar çalışamazken metrolardaki bu kalabalık ne diye bir video paylaşmıştı. Ama İstanbul Belediye Başkanı sözcüsü Murat Ongun, hanımefendi o video İstanbul'dan değil Madrid'de çekilmiş bir fotoğraftır diyerek kendisine bir cevap verdi. Bize göre bu da dünün flash haberiydi. Talat Bulut kendisine hakaret eden 43 kişiye sosyal medyada dava açtı. Onunla ilgili bir haberimiz var. Ve Magazin Koli'nin değerli yazarı, sevgili Sinema Kolik köşesinin yazarı Füsun Olgaç'ın sinemalarda filmler oynamadığına göre sizler de evdesiniz, evinizde izlenecek filmler rehberi adı altında biliyorsunuz pandemiden bu yana bir köşe yazısı devam ettiriyor. Evet, onu okumadan lütfen film izlemeyin. Çok değerli, çok güzel eleştiriler yapıyor. Sinemakolik köşesini mutlaka okuyun diyorum. Murat Kurşun biliyorsunuz Balıkesir'de çiftliğinde kalıyor. Ailesiyle birlikte. Orada çiftçilikten ve hayvancılıktan kazandığı parayla saz arkadaşlarını çağırmış. Hem onlara iş olsun diye hem de kendi keyfi için, keyfini tatmin etmek için, müzik zevkini tatmin etmek için bir konser verdi. Dijital bir konser tabii. Çok keyifli. Onun haberini de sitemizde bulabilirsiniz. Dünün şaşırtan haberi diye verdik. Özge Ulusoy yüzünde hiçbir estetik olmadığını söylemiş. Biz de iki tane resmi yan yana koyduk. Siz karar verin bakalım estetik var mı? Yok mu? Survivor yarışmasındaki Yunus Emre'nin birdenbire düşüp bayılma haberi sitemizde yer alıyor. Bu akşam izleyeceğiniz iki tane dizi var ekranlarda. Bunların fragmanları ve haberlerini sitemizde görebilirsiniz. Bir tanesi Kerem Bursin ile Hande Erçel'in başrolünü oynadığı Sen Çal Kapımı. Diğeri de reyting listelerinde üst sıralara yükselen Gönül Dağı dizisi. Bunları bu akşam ekranlarda izleyebilirsiniz. Burak Özçivit'in elindeki röntgen filmleriyle görüntülenmesi biraz korkuttu hayranlarını. Onunla ilgili bir haberimiz var. Deniz Akkaya'nın artık baş düşmanı diyelim eski eşi, çocuğunun babası Efe Önbilgin'le çocuğu konusunda bir anlaşmaya varmış olmasıydı. Bu arada Deniz Akkaya'nın bu barışma girişimlerini hoş karşılıyoruz. Biliyorsunuz daha önce Selin Ciğerci ile Bülent Ersoy vasıtasıyla barışmıştı.
Şimdi de çocuğunun babası Efe Önbilgin'le bir anlaşmaya varmışlar. Onunla ilgili haberi, bu özel haberi sitemizde bulabilirsiniz. Defne Samyeri biliyorsunuz ev sahibinin hacizine uğramıştı. Ev sahibi tarafından haciz edilmişti. Şimdi de daha başka gelişmeler, daha olumsuz gelişmeler var. O da haberimizde yer alıyor. Efendim Ece Gürsel yeni şarkısının tanıtımı için maskesiyle bir erkekle öpüşürken fotoğraf çektirmişti. Bundan epey bir süre sonra Lady Gaga da aynı şekilde maskesiyle bir erkekle öpüşürken fotoğraf çektirince Ece Gürsel tabii isyan etti. Bunu önce Lady Gaga yapmış olsaydı bizi topunun ağzına koymuşlardı dedi ki haklı. Öyle bir haberimiz var. Derya Bedavacı yeni bir şarkı çıkarttı Affet diye. Onun klibini izleyebilirsiniz sitemizde. Ve Emre Altuğ da efsane şarkı Etme Eyleme Canımı piyasaya verdi. Bu da haberlerimiz arasında yer alıyor. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Ne var ki lütfen alttaki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca da gerek haberler hakkında gerek video hakkında olumlu olumsuz eleştirilerinizi buraya aşağıdaki yorumlar bölümüne bekliyoruz. Hoşçakalın. İyi bir sokağa çıkma yasağı günü.